Taarruz planımızın esası. Efendiler, düşman ordusunun cephe ve teşkilatından ve ona karşı batı cephesindeki kuvvetlerimizin esas olarak iki ordu halinde teşkil edilmiş ve düzenlenmiş olduğundan bahsetmiştim. Öteden beri tasavvur ettiğimiz taarruz planımızın esasını da arz edeyim. Düşündüğümüz, ordularımızın ana kuvvetlerini düşman cephesinin bir cenahında ve mümkün olduğu kadar harici cenahında toplayarak bir imha meydan muharebesi yapmaktı. Bunun için uygun gördüğümüz vaziyet, ana kuvvetlerimizi düşmanın Afyon-Karahisar civarında bulunan sağ cenah grubu güneyinde ve Akarçay'la Dumlupınar hizasına kadar olan sahada toplamaktı. Düşmanın en hassas ve mühim noktasıydı. Seri ve kati netice almak, düşmanı bu cenahtan vurmakla mümkündü. Batı cephesi kumandanı İsmet Paşa ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi Fevzi Paşa bu bakımdan bizzat lüzumu gibi incelemeler yapmışlardı. Hareket ve taarruz planımız çok evvel tespit edilmişti. Konya'ya gelmiş olan General Tavsend'in arzusu üzerine kendisiyle görüşmek vesilesiyle Ankara'dan hareket ederek 23 Temmuz 1922 akşamı Batı cephesi karargahının bulunduğu Akşehir'e gittim. Harekat hakkında Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisinin huzuruyla görüşmeyi münasip gördük. Ben 24 Temmuz'da Konya'ya gittim. 27'de tekrar Akşehir'e döndüm. Fevzi Paşa Hazretleri de 25 Temmuz'da Akşehir'e gelmişti. 27-28 Temmuz gecesi beraber icra ettiğimiz müzakere neticesinde tespit edilmiş plan icabınca taarruz etmek üzere 15 Ağustos'a kadar bütün hazırlıkların tamamlanmasına çalışmayı kararlaştırdık. 28 Temmuz 1922 günü öğleden sonra icra ettirilen bir futbol müsabakasını seyretmek vesilesiyle ordu kumandanları ve bazı kolordu kumandanları Akşehir'e davet edildi. 28-29 Temmuz gecesi kumandanlarla genel bir tarzda taarruz hakkında fikir alışverişinde bulundum. 30 Temmuz 1922 günü Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi ve Batı cephesi kumandanıyla tekrar görüşerek taarruzun tarz ve teferruatını tespit ettik. Ankara'dan davet ettiğimiz Müdafaa-i Milliye Vekili Kazım Paşa da 1 Ağustos 1922 öğleden sonra Akşehir'e vardı. Ordu hazırlığının tamamlanmasında Müdafaa-i Milliye vekaletine ait olan hususlar tespit olundu. Taarruza hazırlık emri. Ordunun hazırlıklarının tamamlanmasıyla taarruzun çabuklaştırılmasını emrettikten sonra tekrar Ankara'ya döndüm. Batı cephesi kumandanım 6 Ağustos 1922'de ordularına gizli olarak taarruza hazırlık emri verdi. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi ve Müdafaa-i Milliye vekili paşalar da Ankara'ya döndüler. Efendiler, taarruz için tekrar cepheye gitmeden evvel Ankara'da tespit edilmesi lazım gelen bazı vaziyetler vardı. Henüz heyeti vekileyi taarruz emri verdiğimden tamamen haberdar etmemiştim. Artık onları resmen haberdar etmek zamanı gelmişti. Yaptığımız bir toplantıda dahili, harici ve askeri vaziyeti müzakere ve münakaşa ettikten sonra taarruz hususunda heyeti vekileyle mutabık kaldık. Diğer bir mesele de mühimdi. Muhalifler ordunun çürüdüğünden, kıpırdayacak halde olmadığından böyle karanlık ve belirsizlik içinde beklemenin felaketle neticeleneceğinden ibaret propagandalarına çok hız vermişlerdi. Gerçi mecliste bu anlayış cereyanının yaptığı yankılar zaten düşmanlardan çok gizlemek istediğim harekat bakımından faydalıydı. Fakat bu olumsuz propaganda en yakın ve en inanmış zevat üzerinde dahi kötü tesire başlamış, onlarda da tereddütler uyandırmıştı. Onları da yakında yapacağımız taarruz hakkında ve 6-7 günde düşman ana kuvvetlerini mağlup edeceğime dair olan itimadım hususunda aydınlatmayı ve teskin etmeyi lüzumlu gördüm. Bunu da yaptıktan sonra Ankara'yı terk ettim. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi benden evvel 13 Ağustos 1922'de cepheye gitmişti. Ben birkaç gün sonra hareket ettim. Hareketimi pek sınırlı sayıda birkaç zattan başka bütün Ankara'dan gizledim. Benim kaybolacağımı bilenler buradaymışım gibi davranacaklardı. Hatta benim Çankaya'da çay ziyafeti verdiğimi de gazetelerle ilan edeceklerdi. Bunu bit tabi o vakitler işitmişsinizdir. Trenle hareket etmedim. Bir gece otomobille Tuz Çölü üzerinden Konya'ya gittim.
Konya'ya hareketimi orada kimseye telgrafla bildirmediğim gibi, Konya'ya varır varmaz telgrafhaneyi kontrol altına aldırarak Konya'da bulunduğumun da hiçbir tarafa bildirilmemesini temin ettim. 20 Ağustos 1922 günü öğleden sonra saat 4'te Batı Cephesi karargahında, yani Akşehir'de bulunuyordum. Kısa bir müzakereyi mütakip 26 Ağustos 1922 sabahı düşmana taarruz için cephe kumandanına emir verdim. 26 Ağustos 1922 taarruz emri. 20-21 Ağustos 1922 gecesi 1. ve 2. Ordu kumandanlarını da cephe karargahına davet ettim. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi ve cephe kumandanının huzuruyla taarruz şekli hakkındaki görüşü harita üzerinde kısa bir harp oyunu tarzında izah ettikten sonra cephe kumandanına o gün vermiş olduğum emri tekrar ettim. Kumandanlar faaliyete geçtiler. Taarruzumuz strateji ve aynı zamanda bir taktik baskını halinde icra olunacaktı. Bunun mümkün olabilmesi için yığınak ve tertibatın gizli kalmasına ehemmiyet vermek lazımdı. Bu sebeple bütün harekat gece icra edilecek, kıtalar gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında istirahat edeceklerdi. Taarruz mıntıkasından yolların ıslahı vesaire gibi faaliyetlerle düşmanın nazarı dikkatini çekmemek için diğer bazı mıntıkalarda da aynı suretle sahte faaliyetlerde bulunulacaktı. 24 Ağustos 1922'de karargahımızı Akşehir'den taarruz cephesi gerisindeki Şuhut kasabasına naklettik. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şuhut'tan muharebeyi idare ettiğimiz Kocatepe'nin güneybatısında Çadırlı ordugahı naklettik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de hazır bulunuyorduk. Sabah saat 5.30'da topçu ateşimizle taarruz başladı. Başkumandan muharebesi. Efendiler, 26-27 Ağustos günlerinde, yani 2 gün zarfında düşmanın Karahisar'ın güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometre uzunluğunda bulunan müstahkem cephelerini düşürdük. Mağlup olan düşman ordusunun bütün kuvvetlerini 30 Ağustos'a kadar Aslıhanlar civarında kuşattık. 30 Ağustos'ta icra ettiğimiz muharebe neticesinde, buna başkumandan muharebesi unvanı verilmiştir, düşmanın ana kuvvetlerini imha ve esir ettik. Düşman ordusu başkumandanlığını yapan General Trikopis de esirler arasına dahil oldu. Demek ki tasavvur ettiğimiz kati netice 5 günde alınmış oldu. 31 Ağustos 1922 günü ordularımız ana kuvvetleriyle İzmir genel istikametini hareket ederken, diğer kısımlarıyla da düşmanın Eskişehir ve kuzeyinde bulunan kuvvetlerini mağlup etmek üzere hareket ediyorlardı. Mütareke teklifi. Efendiler, başkumandan muharebesinin neticesine kadar her gün büyük muvaffakiyetlerle gelişen taarruzumuzu resmi tebliğlerde gayet ehemmiyetsiz harekattan ibaret gösteriyorduk. Maksadımız vaziyeti mümkün olduğu kadar cihandan gizlemekti. Çünkü düşman ordusunu tamamen imha edeceğimizden emindik. Bunu anlayıp düşman ordusunu felaketten kurtarmak isteyeceklerin yeni teşebbüslerine meydan vermemeyi münasip görmüştük. Hakikaten bizim hareketimizi hissettikleri zaman ve taarruzumuzu mütakip müracaatlar vaki olmuştur. Mesela taarruz etmekte bulunduğumuz sırada icra vekilleri reisi olan Rauf Bey'den mütareke hakkında İstanbul'dan bildirimde bulunulduğuna dair 4 Eylül 1922 tarihli bir telgraf almıştım. Verdiğim cevap aynen şudur. Tel, makama mahsustur. 5-9-1922. Heyeti Vekile Riyaseti Celilesine. Anadolu'daki Yunan ordusu kati surette mağlup edilmiştir. Yunan ordusunun artık yeniden ciddi bir mukavemet göstermesine ihtimal yoktur. Anadolu için herhangi bir müzakereye mahal kalmamıştır. Mütareke ancak Trakya için söz konusu olabilir. Dolayısıyla Eylül'ün 10'una kadar Yunan hükümeti doğrudan doğruya veyahut İngiltere vasıtasıyla hükümetimize resmen müracaat ettiği takdirde aşağıdaki şartlar ortaya konularak cevap verilmelidir. Bu tarihten, yani Eylül'ün 10'undan sonra vaki olacak müracaatın cevabının başka olması ihtimali vardır. Bu takdirde keyfiyet ayrıca tarafı acizaneme bildirilmelidir. 1. Mütarekenin tarihinden itibaren 15 gün zarfında
Trakya 1914 sınırlarına kadar kayıtsız şartsız Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin mülki memurlarına ve askeri kuvvetlerine teslim edilmiş bulunacaktır. 2. Yunanistan'daki esirlerimiz 15 gün zarfında İzmir, Bandırma ve İzmit limanlarında teslim olunacaktır. 3. Yunan ordusunun 3,5 seneden beri Anadolu'da yaptığı ve icra eylemekte bulunduğu tahribatı tamir etmeyi şimdiden taahhüt edecektir. Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal. Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe Akdeniz'e vardılar. Bizzat bana verilen bir telsiz telgrafta İzmir'deki İtilaf Devletleri konsolosluklarına benimle müzakerelerde bulunmak selahiyetini verdiklerinden hangi gün ve nerede görüşebileceğim soruluyordu. Buna verdiğim cevapta da 9 Eylül 1922'de NİF'te görüşebileceğimizi bildirmiştim. Hakikaten dediğim günde ben NİF'te bulundum. Fakat görüşme isteyenler orada değildi. Çünkü ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe Akdeniz'e varmış bulunuyorlardı. Muhterem efendiler, Afyon Karahisar, Dumlupınar Meydan Muharebesi ve ondan sonra düşman ordusunu tamamen imha veya esir eden ve kılıç artıklarını Akdeniz'e, Marmara'ya döken harekatımızı izah ve vasıflandırmak için söz söylemeyi lüzumsuz sayarım. Her safhasında düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle neticelendirilmiş olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subaylar ve kumanda heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir daha tespit eden muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölümsüz abidesidir. Bu eseri vücuda getiren bir milletin evladı, bir ordunun başkumandanı olduğumdan ilelebet mesut ve bahtiyarım. Efendiler, işte şimdi diplomasi sahasına geçebiliriz. Gerçi askeri zaferimizden ümitsiz olup daha evvel diplomasi yoluyla meseleyi halletmek kanaat ve iddiasında bulunanları dediklerini yapmak hususunda biraz fazlaca bekletmiş oldum. Bununla beraber neticede benim de diplomasi sahasında ciddi olarak çalışmaya kıymet verdiğimi görerek memnun olmaları lazım gelirdi. Böyle olup olmadığını göreceğiz. Ordularımız İzmir ve Bursa'yı geri aldıktan sonra Trakya'yı da Yunan ordusundan kurtarmak için İstanbul ve Çanakkale istikametinde yürüyüşlerine devam ederken, o zaman İngiltere Başvekili bulunan Lloyd George, fiilen harbe karar vermiş bir tavırla Dominyonlara yardımcı kıtalar talebi hususunda müracaat etmiş, ondan sonraki fiiliyata bakılırsa Lloyd George'un talebinin yerine getirilmediğini kabul etmek lazım gelir.